salgın kontrol altında şu anda ama bunu sonlandırıncaya kadar çok dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sosyal hayata geri dönmeye başlayacağız. Kontrollü sosyal hayatın ipuçları verildi, uyarılar yapıldı. Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle ikinci dönemin başladığını duyurdu. İsim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Açıklamanın ardından gözler COVID-19'la mücadelede yeni evreye çevrildi. Bu döneme has bazı özellikler, davranışlar geliştirmek zorundayız. Virüsü tanıyoruz artık, yenebileceğimizi gördük. Ulusal kanala konuşan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, bilim kurulunun kırmızı çizgilerini anlattı. Burada olmazsa olmazlar bir sosyal mesafedir. Mutlaka ve mutlaka her ortamda, her zaman, her koşulda diğer insanlarla aramızdaki 1-2 metrelik mesafeyi korumamız gerek. Yığılmalar, kalabalıklaşmalar olmamalı. Maske kullanmaya devam edeceğiz. El hijyeni önemli. Elimizi mümkün oldukça yüzeylere değdirmeyeceğiz. Herkesin dokunduğu yüzeylere dokunmamaya çalışacağız. Ellerimizi suyla, sabunla sık sık yıkayacağız. Yeni dönemde merak edilen konulardan biri de hiç semptom göstermeden virüsü taşıyan yurttaşlara yönelik yapılacak çalışma. Konuşuldu bu bilim kurulunda daha önce. Bu çalışma şu anda gerçekleşecek. Bu kapsamda hedef tespit edilen 150 bin kişiye gelecek hafta antikor ve PCR testleri yapmak. Şimdiye kadar biz testleri daha çok teşhis amacıyla hastalarımız için bize başvuran, semptomu olan hastalarımızın tanısı için kullanıyorduk. Şimdi test sayılarımız dikkat ederseniz düşmeye başladı çünkü hastalarımız azaldı. Bu süreçte artık kapasitemizi hastalık gelişmeden enfeksiyonu geçiren kişilerin saptanması için kullanabiliriz.